Asker böyle bir şeye girmez. Yani asker darbeyi asla kabul etmez. Erat, mümkün mü ya? Çocuklar hepsi şok içindeydi, dikkat edin. Acayip şaşırdılar. Ya asker, yani öyle bir, ya kendi anasına, bacısına, babasına, dedesine darbe yapar mı ya asker? Olacak iş mi? Bir de darbe çok tehlikeli de zaten sevgisizlik yaygın. Ya oyunuyla da ayrıca tehlikeli bir şey. Yani darbeyi yapanlar için de çok tehlikeli. Onların da başını yer. Yani darbede şuur, sevgi, merhamet rafa kalkar. Yani çok kontrolsüz olur olaylar. Onun için vatandaş da tepkisini çok güçlü ortaya koyması lazım. Mesela çocuklar gördünüz. Köprüde orada burada. Tereddüt, öyle duruyorlar ayakta. Yani ne istiyorsunuz dendiğinde onlar da bilmiyor. Yani ne amaç nedir bilmiyoruz diyor. Bekliyoruz diyor. Biz tatbikat var diye geldik buraya diye konuşuyorlar. Efendim? Tatbikat var diye geldik. Tabii tabii. Komutanlara acayip saldırmış bu darbe yapmaya kalkanlar. Yani çok büyük bir zulüm. Bir de o tankla çiğneme olayı akıl almaz bir zulüm. Öbürler Mehmetçik tipik yani. Kuz gibi bakıyorlar halka. Millet yanlarına yanaşıyor. Geri geri adım adım gidiyor çocuklar. Ama bu idam konusunu gündeme getirmezse idam idam öyle bir şey olmaz bize. Ne idam yani? Hapsetsinler yani. Neyse kanun hukuki şey o olur. Sonra ona bir bakılır. Ama o tanktan adam çiğneyen, o asla affedilecek bir tip değil. Bir de o havadan otomatik silahla tarayan. Evet. Bu nasıl bir kafa ya? Zoruna ne oluyor yani? Hadi korktu, havaya ateş etti diyelim. Çekindi. Milletin süresi ateş etmenin alemi ne? Mahalle muhtarını vurdular. Ne suçu var ya? Duruyor adam, cihaz ayakta duruyor yani. Ne yapıyor sana? Çok sakat işler bunlar. 1500'e yakın yaralı varmış. Bunların büyük kısmı ağır yaralıymış. Arabaların içinde insan varken tanklar üzerinden geçiliyor. Ya kardeşim bu nasıl bir zulüm ya? Ben hiçbir yere, ben ilk defa böyle bir olay görüyorum. Ben mesela Güney Amerika ülkelerinde falan da darbe oluyor. Halka böyle bir şey yapmazlar. Bu nasıl bir nefret ve kin ya? Bu ajanların kini nedir bu? Asker yapmaz bunu. Asker asla, Mehmetçik yapar mı bunu ya? O tankın içindeki hain kim onu tespit etmek lazım. Hangi alçak? Ne büyük ahlaksızlık ya. Sen yüzlerce insanı arabanın içine çiğneyip geçiyorsun. Yani en azılı manyak olsa yapmaz şunu yani.